Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. O çok istenen, akşam çekimi sürekli istenen o eve geldik arkadaşlar. O villaya geldik. Muhteşem bir villa. Gerçekten çok güzel bir villa. Geçenlerde buranın bir tanıtımını yapmıştık. O kadar çok izlendik ki arkadaşlar. Altına da sürekli buranın akşam çekimi acaba nasıl olur diye yorumlar gelince biz de geldik. Akşam çekimini yapmaya. Güzel bir villa izleyeceksiniz. 4 artı 1, 370 metrekare arsa içerisinde 3 milyon 600 bin TL'ye sahip olabileceğiniz akıllı sistem 4 artı 1 altta bir odası bulunan diğer villalardan biraz daha farklı bence kalite bakımından çevredeki en kaliteli villa olmuş arkadaşlar. Zaten burayı da daha önce de söylemiştim. Şık bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamımızı da söyledik. Burası girişimiz, yaya girişimiz, bir de araç girişimiz var. İkisine de bakacağız. İkisine de bakacağız. Çok geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Köşe konumda olmasından dolayı da gerçekten biraz daha diğerlerinden farklı olabiliyor. Neden derseniz çünkü park cephelisiniz. Önünüz yol hiçbir zaman kapanmıyor. Burada geniş bir bahçe alanınız var. Çok uzun bir video olmayacak. Elimizden geldiği kadar böyle daha kısa tutmaya çalışacağız. Çünkü ev çok güzel, anlat anlat bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. En sonunda aşağıda çekimi bitireceğiz. Burası da araç girişimiz arkadaşlar. Rahatlıkla 3 araç buraya çok rahat bir biçimde park edebilirsiniz. İstenirse araçların üstünü de kapattırabilirsiniz. Park alanı yaptırabilirsiniz kendinize ait. Çok da şık olacaktır. Burada bir barbekümüz var. Barbekümüz var ama ben dediğim gibi artık sabit barbekülere karşıyım arkadaşlar. Bence gereksiz. Geniş bir bahçe alanımız var. Çok şık bir bahçe alanımız var. Peyzaj konusunda da bu evde tatmin olursunuz. Burada yine bir duş alanımız var. Şunu da söyleyeyim. Geçenlerde de buna değinmiştim. Dışarıdaki duşları önemsizleştiren müteahhitler gördük ama böyle seramiğinden duş başlığına kadar hepsini en ince ayrıntısına kadar düşünüp yapan başka bir müteahhit görmedik arkadaşlar. Bu da işini sevdiğini gösteriyor insanların. Tabii ki satış herkes yapmak ister ama kendi isteyerek, bilerek, böyle görerek, en iyisini isteyerek yapan müteahhitlerin satışları biraz daha rahat oluyor arkadaşlar. Çünkü evde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Uzun yıllar boyunca oturabiliyorsunuz. Bazı evlerde de alıp bir sene sonra su akıntılarını görebiliyorsunuz. Kalitesizlikten farklı sorunlar çıkabiliyor. Kaliteli bir ev almak için bence ucuza kaçmayın. Burada da güzel bir kat kaloriferi koyabileceğiniz ısı pompası alanımız var arkadaşlar. Burayı tamamen dolap yapabilirsiniz. Burada da ayrıca bir depolama alanınız var. Giriş kısmı bu şekilde. Normalde buradan giriyorsunuz, eve geliyorsunuz ama çok güzel olmuş. Hatta sen böyle gel, buradan girmiş ol. Diğer tarafı da gösterelim. Burası da geniş bir giriş alanımız. Gördüğünüz gibi sağlı sollu geniş bahçelerimiz var arkadaşlar. Yeşil alan konusunda mükemmel bir villa. Şuna da değinelim. Taş kaplama işçiliği diğerlerinden çok farklı. Gerçekten çok farklı. Güzel bir taş kaplama işçiliği var burada. 3 milyon 600 bin TL'de satış rakamı var. Fiyat konusu tabii ki sizin bütçenizle alakalı bir durum. Ancak istenilen rakam bu. Çünkü harcanmış eve para harcanmış belli. Güzel de olmuş. Giriş kapımız çok güzel. Şık bir giriş kapımız var arkadaşlar. Çelik kapımız. İster anahtarla, isterseniz parmak izi okuyucuyla, isterseniz de şifreyle giriş yapabiliyorsunuz buna. Girdiğinizde çok şık bir antremiz mevcut. Hemen sol tarafta, şöyle açayım burayı da görelim. Akıllı sistem kumanda panelimiz mevcut arkadaşlar. Akıllı sistem kumanda panelimiz mevcut. İnternetinizin olduğu dünyanın her yerinden uzayda da olsanız evinizi yönetebiliyorsunuz. Bence çok gerekli bir sistem artık. Yeni çağ. Yeni teknolojik aletlerle birlikte bence gerekli arkadaşlar. Girdiğimizde hemen bu kapının arkasında böyle bir vestiyer alanı var. Bu aslında biraz daha basit bir vestiyer alanı. Neden? Çünkü yanındaki çok güzel olduğu için bunu biraz daha basit görüyoruz. Genelde diğer villalarda gördüğümüz. Ancak burası benim gözümde çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Hatta bir kişi de bir takipçimiz de bunu asansöre benzettim diyor. Gerçekten de asansöre benzemiş. Çok güzel bir vestiyer alanı olmuş. Aynalı, boy aynası olarak da kullanabiliyorsunuz. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Alt tarafta da ayakkabılık olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel. Küçük ve böyle büyük spotlar birleştirilmiş aydınlatmada. Sadece beyaz ışık kullanılmış burada. Çünkü yerde de beyaz tonları var. Duvarlar da beyaz. Tavan da beyaz olunca çok daha geniş bir alan gibi duruyor. Geniş zaten ama daha da geniş algılıyorsunuz bunu. Alt katta bir tane odamız, bir salon mutfağımız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hemen sağımızda, bana göre sağ, girişte solda güzel bir odamız var. Buradan dışarıya da çıkış yapabiliyorsunuz. İki tane lamba bırakılmış yatak başlarının üzerine. 3.31'e 2.91 boyutlarında şık bir oda arkadaşlar. 60'a 120 mermer görünümlü seramik ve süpürgelikler de yine seramikle çevrilmiş. Bunu geçenlerde de değinmiştim. Çok da güzel olmuş. Kapı çok hoşuma gitti.
Gerçekten çok güzel bir kapı. Metalik ve siyah renklerle kulpları yapılmış. Ya dokusu falan gerçekten harika arkadaşlar. Lucky kapı. Giriş kapımız da güzel aslında salona. Bakar mısın? Çok güzel bir giriş kapımız var. Ama ben salonda kapıya yine karşıyım. Ben salonda kapı istemiyorum. Böyle geniş bir eviniz varsa, gösterişli bir eviniz varsa ben istemem. Salon mutfağımız açık planlı arkadaşlar. İsteniz ayrılabilir mi yapılabilir ama plana sadık kalınıp bu şekilde kullanılırsa çok daha güzel bir kullanım şekli olacaktır. Bunun nedeni de gördüğünüz gibi her şeyin birbiriyle uyumlu şekilde yapılmış olması arkadaşlar. Gerçekten çok şık. Bu arada hava soğuk, bu yüzden üstümüze hırka giydik. Bunun için de kusura bakmayın. Geniş bir penceremiz var ön tarafta. Çok geniş. Açılır kapanır otomatik panjurumuzla birlikte kullanımı da çok basit aslında. Televizyon ünitesi olarak da burası değerlendirilmiş. Sade bırakılmış. Şimdi buraya herhangi bir ekleme ya da farklı bir niş şekli yapılmamış. Sade bırakılmış. Artık sizin zevklerinize göre de yapılabilir. Burada da klima tesisatımız mevcut. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şık, kullanışlı bir ev. Aslında biraz daha hızlı bitirelim diyoruz ama ev anlat anlat bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Çok güzel bir mutfağımız var. Geçenlerde buraya 5 dakikamızı ayırmış sadece. Mutfaktan çıkamamışız. Öyle de güzel bir mutfak. Ada mutfağımız burada. Tezgahımız çok güzel. Siyah renkte. Aynı renkte aslında. Tezgah arası da beyaz seramik arkadaşlar. Yine parlak dolap kapakları ve siyah kulplar kullanılmış. Yan tarafta siyah yerler var. Böyle göstereyim bunları. Çok güzel. Burayı da göstereyim. Bu çok güzel mesela. Ben bunu çok seviyorum. Mutfakta bence olması gereken en ideal saklama alanı. Burada fırınla mikrodalgayı koyabileceğiniz yerlerimiz mevcut. Ada mutfağı birazdan geleceğiz. İlk önce tezgaha bir bakalım arkadaşlar. Çünkü tezgah çok güzel. 2, 4, 6 tane de priz bırakılmış buraya. İstediğinizi yerleştirebiliyorsunuz. Geniş bir tezgahınız var. Aslında bakın şuna da sadık kalınmış. Genelde buzdolabı, fırın, lavabo geliyor ama normal olarak arkadaşlar şimdi kullanıma baktığınızda yeni yapılan evlerde de genelde iç mimarla çalışan müteahhitlerde de bunu görebiliyorsunuz. Mutfak, işte mutfak dolabı, buzdolabı. Buzdolabından aldığınız ürünleri burada yıkadınız, burada doğradınız ve devamında da pişirdiğiniz gibi bu şekilde değerlendirilebilir bence. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir mutfak alanımız var. Ada mutfağımız da çok güzel. Ada mutfağımız da çok güzel. Çok şık, kullanışlı. İstenirse ön tarafına, yan taraflara 3, 4, 5 tane bar sandalyesi koyarak burayı bir yemek masası olarak da değerlendirebilirsiniz. Artık bu tamamen sizin görüş açınıza kalmış. Burada da gördüğünüz gibi güzel bir tezgah alanımız var. Gerçekten çok şık. Mutfak bence çok hoşuma gitti. Buradan servis de yapabilirsiniz. Barbekü yapacaksanız, mangal yakacaksanız. Buradan da dışarıya bir teras alanımız var. Burayı istenirse kapattırabilirsiniz. Kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Sonuç olarak insanlar buna bir emek sarf ediyor. Bir para yatırıyor. Maddi olarak da insanları yoran bir süreç, inşaat süreci. En iyi şekilde değerlendirmişler. Ortak kullanım banyo lavabomuz da çok güzel. Vitranın gömme rezervuarı var. Duşakabin zaten çok geniş. Spot ışıklar. Ben bu aynaya bayılıyorum. Bakın bunu söylemiştim geçenlerdeki videomda da. Gördüğünüz gibi kendi yanıyor arkadaşlar. Bir lambayı kapatabilir misin oradan? Yandan olması lazım. Tamamen kapat. Orası değil mi? Şurası olması lazım. Bak burası. Sağ tarafta. Bak bu çok güzel mesela. Bunun yanıyor olması çok güzel arkadaşlar. Bence çok güzel. Burada gördüğünüz gibi sensörü var. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bence çok güzel. Açık durduğunda da daha güzel oluyor. Yukarıda da göreceğiz onu birazdan. Yine burada hangi markaymış? Buna da bakalım. Truva marka. Bu Türk markası bildiğiniz gibi arkadaşlar. Truva marka, Türk markası. Güzel bir batarya, musluk bataryası. Merdivenleri de bayranlar olmuş. Bizim burada tek eleştirdiğimiz nokta neydi? Tabii ki ben bunları sevmedim. Şimdi zevk meselesi. Ben bunları sevmedim. Alırsam ya da İşte siz alırsanız bunu müteahhit firmadan rica ederiz, değiştirirler arkadaşlar. Ben sarı renk sevmiyorum evde. Çünkü bu kadar asil bir eve, bu kadar anlam yüklenmiş bir eve böyle abartılı bir renk koyduğunuzda tamamen renk karmaşası oluyor. O da gözü yorabiliyor. Ben biraz daha böyle gösterişli olsun isterdim ama bu renkte değil tabii ki. İki tane buraya pencere bırakılmış. Gün ışığından faydalanabilmeniz için güzel bir koridorumuz var. Üç tane odamız, bir ortak kullanımda banyo lavabomuz var arkadaşlar. Benim hayran kaldığım yer banyo lavabo. Nedeni de şu.
Çok geniş. Aşırı geniş. Duşakabinin içi muhteşem mesela burası. İlk defa izleyenler için de göstermek istiyorum. Yani böyle, hatta kolum yetişmiyor. Şu an yetişti. Böyle bir alan var arkadaşlar. Buraya zaten uzanamam. Çok geniş. Musluk bataryalarından duş başlıklarına kadar harika. Harika arkadaşlar. Bu da Mistillo'nun çok güzel bir duş başlığı olmuş. Gerçekten harika. Bunu dediğimde başka bir yerde gördük mü? Hatırlamaya çalışıyorum. Görmedik. Görmedik. Yapmışlar. Yine Vitra'nın gömme rezervuarı. Burada bir çamaşır makinesi için yerimiz var. Ve burada çok güzel bir dolabımız var. Gerçekten güzel arkadaşlar. Sade, beyaz. Beyaz tonları çok güzel aslında. Benim bir eksiğim de şurada bir ramp olmasını isterdim. Bunun nedeni de bildiğiniz gibi yürümekte zorluk çekenler için ideal bir yer. Sol tarafta bir odamız. Hemen arka tarafımda ikinci bir odamız var. Orada ebeveyn banyolu. Ve sağ tarafında da bir odamız var arkadaşlar. İlk önce buna bakalım. Sonra çaprazındaki odaya bakalım. En sonunda balkonda ya da aşağıda videomuzu bitirelim. Videonun başında da söyledik. Aşağıda bitirelim. Akşam görüntüsünü de böyle bir alalım. 3.36'ya 5.34 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Oda boyutu çok iyi. Aydınlatması harika. Bir de balkonumuz var. Bir de balkonumuz var. Çok geniş değil. Bu kadar bir balkon ama uzun bir balkon. Gayet kullanışlı. Bence güzel. Klima tesisatımız burada mevcut. Klima tesisatımız mevcut. Tavanlar harika olmuş. Tavanlarda mesela küçük spotlar da kullanılabilirdi. Ve onun çaprazında bir odamız daha var. Hatta çaprazına gitmeyelim. Yanından devam edelim. Kafamıza karışmasın. Yan tarafındaki odamız arkadaşlar. Girdiğimizde sol tarafta giyinme kabin olarak kullanabileceğiniz bir alanınız. Devamında geniş bir ebeveyn banyonuz mevcut. Burası çok İlgimi de çekmişti hatta o zamanlar. Güzel. Çok güzel çünkü burası. Bunu da değinmiştik. Böyle kapı şeklinde açılması çok hoş. İç tarafa, dış tarafa. Dış tarafta tabii tehlikeli olabilir. Burada bir havluluk var. Asmak için. Çarparsa kırılabilir arkadaşlar. Bu damperli cam mı? Galiba damperli cam. Bunların kenarlarına gelirse çabuk kırılıyor. Buradaki seramikler de 60'a 120. Geniş bir de odamız var. Böyle bakıyorum tavanlara, yerlere, görmediğim şeyler var mı diye. Bu oda çok güzel. Çok güzel bir oda. Karşıda 3 tane pencere bırakılmış. 3 tane sabit pencere bırakılmış. Ona da bakalım. Ölçmedi. 5 metreye 3.34. Gördüğünüz gibi 3 tane de pencere bırakılmış burada. Gün ışığından faydalanmanız için. Bunlar filmli camlar arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. 5 metreye 3.34 boyutlarında geniş kullanışlı bir oda ve geniş kullanışlı bir de balkon var. Çok kullanışlı bir balkon arkadaşlar. Güzel. Köşede kalmasından dolayı buradan havuza da atlanabilir aslında ama tabii böyle şeyler tavsiye etmiyoruz. Bu Wi-Fi işareti gibi olmuş bak. Wi-Fi işareti gibi olmuş. Çok güzel olmuş. İlginç olmuş yani. Onun karşısında da bir odamız var. Burası da geniş. 2.98'e 4.74 boyutlarında geniş kullanışlı bir oda arkadaşlar burası da. Yine küçük spotlar, büyük spotlar kullanılmış. Böyle iki tane de lamba bırakılmış. Burada da bir balkon var. Her odada balkon var burada. Aşağı katta da zaten bahçeye çıkışı var. Toplamda 4 tane odanın da böyle havalanabilecek bir kaçabilecek bir alanınız var arkadaşlar. Tabii eskiden böyle küçük balkonlara sigara balkonu diyorlardı ama eski büyüklerimiz bu işi yapan bizden tecrübeli abilerimiz, ablalarımız, emlakçılar böyle derlerdi arkadaşlar. Sigara balkonu ama tabii biz biraz daha yeşilaycıyız. Yeşilaycı olduğumuz için sigarayı içmiyoruz. Ve sigara kelimesi de geçirmiyoruz. Dedim, iki defa kullandım. Şimdi aşağıda bitirelim videoyu. Görelim bir de aşağıda ne var. Burada 3 tane oda tanıttık. Bir tane ortak kullanım banyo lavabo. Alt katta bir ortak kullanım yine banyo lavabomuz. Geniş bir salon mutfağımız ve geniş bir de odamız var. Şimdi biz buradan çıkalım hatta. Şuradan çıkalım. Böyle bir gezmiş olalım evi de görmüş olalım. Dış görünüşünü de göstereyim. Akşam nasıl gözüküyor bu ev? Akşam bu ev nasıl gözüküyor arkadaşlar? Havuzun dolu olduğunu hayal edin. Mavi ışığı oradan her taraftan mavi ışığın yansıdığını düşünün. Ve siz şurada ailenizle bir masanın başında yemeğinizi yerken
Çocuklarınız ya da torunlarınızın da havuza girdiğini düşünün arkadaşlar. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir hayal ama gerçekleştirebileceğiniz hayallerden bir tanesi. Bence değerlendirin. Yeşile doymuş güzel bir villa tanıttık. 370 metrekare arsa içerisinde 3 milyon 600 bin TL. Şu anki arkamdaki görüntü muhteşem arkadaşlar. Ben çok seviyorum böyle ev olunca. Çünkü mesela bu aralardaki LED ışıkların verdiği o görüntü başka bir yerde olmuyor. Genelde yapmıyorlar şimdi. Genelde yapılmıyor bu. Para harcamanız gerekiyor böyle bir şey yapmanız için. Ama ben harcanmış evi size veriyorum. Kendiniz harcamayın. Çok da uğraşmayın. Gerçekten güzel bir ev. Benim çok hoşuma gitti. Spotlarla birlikte çok muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Taş işçiliği çok güzel. 4+1 olması çok büyük bir avantaj. Köşede olması çok büyük bir avantaj. Şu andaki buradaki arsa fiyatları arkadaşlar 1,5 milyonun üstünde. Bence değerlendirilebilecek bir villa. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bence bu villayı kaçırmayın.